Beyefendiler, sizleri başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'in böyle anlamlı bir iftar sofrasında ve vilayetler evinin bu anlamlı bahçesinde en kalbi duygularla selamlıyor. Bu güzel iftar buluşmasını tertip eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonumuza, tüm heyetine, başkanıyla birlikte huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bugün artık Ramazan-ı Şerif'in yarısını geride bıraktık. Ramazan-ı Şerif'in ülkemiz, milletimiz, tüm İslam dünyası için, insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden temenni ediyorum. Ramazan-ı Şerif'in bereketinin evlerimizi, sofralarımızı olduğu kadar dükkanlarınızı, tezgahlarınızı, atölyelerinizde bereketlendirmesini özellikle temenni ediyorum. Tuttuğunuz oruçların, yaptığınız ibadetlerin Allah'ın katında kabulünü niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, az önce Sayın Palandöken kürsüye gelmeden önce kendisine dedim ki Ramazan ayı herkesin veren el olduğu aydır. Alan el olmaması lazım. Yok dedi, yok zaten ben de dedi asla dedi. Hiç dedi almak için bir şey söylemeyeceğim dedi. Hep vermekten bahsedeceğim dedi. Ama maşallah kürsüye çıktıktan sonra hep teyitten bahsetti ve tekitten bahsetti. Allah razı olsun. Bu konuda bizim de önümüzü açtı. Değerli kardeşlerim, en son bundan yaklaşık 3 ay önce 30 Nisan tarihinde esnaf kredilerindeki yeni indirimi açıklamak maksadıyla esnaf kardeşlerimiz de bir araya gelmiş, hem hasret gidermiş, hem de oradaki heyecanı birlikte paylaşmıştık. Ben o gün esnafımızın ülkemiz için, milletimiz için, toplumsal yapımız ve kardeşliğimiz için ne kadar hayati bir vazife üstlendiğini ifade etmiştim. Bizim kültürümüzde, bizim kadim medeniyetimizde esnaf, ekonomik boyutunun ötesinde bir medeniyet inşa eden, bir medeniyet tasavvuru olan kesimdir. Esnaf bizim tarihimizde 12. yüzyıldan bugüne kadar ahlakın, disiplinin, dayanışmanın adeta yapı taşıdır. Bizde esnaf öyle bir kesimdir ki gönül yapmayı kar etmeye tercih eder. Bizde esnaf insanların kalbinde edindiği mertebeyi kasa defterindeki rakamların önünde tutar. Öyle mi Sayın Palandöken? Ama artık belki de o defterler artık geride kaldı. Devam ediyor değil mi? Bizim esnafımız akşam ne kadar para kazandığından çok ne kadar gönül kazandığının muhasebesini yapan kişidir. Bizim esnafımız sadece kendisinin kar ve zararına değil, sokağının, mahallesinin, şehrinin, ülkesinin ve milletinin de kar ve zararına hassasiyetle dikkat eden, ülkesinin ve milletinin karını kendi kazandığının çok çok üzerinde gören bir insandır. Bakınız, rivayet odur ki Sultan II. Mehmet, yani sonradan İstanbul'u fethederek Fatih Sultan Mehmet unvanını alacak olan Sultan II. Mehmet, o zamanki Osmanlı Devleti'nin başkenti Edirne'de
tebdili kıyafet yapıyor. Bunu hepiniz bilirsiniz. Ve sokağa çıkıyor. Sabahın erken saatlerinde bir arastaya, yani çarşıya geliyor. Bir dükkana giriyor. Selam veriyor. Dükkan sahibinden yağ, bal, peynir istiyor. Dükkan sahibi önce yağı bir tartıyor. İkinciye geçmeden şunu söylüyor. İsterseniz bal ve peyniri de verebilirim. Ancak karşı komşum henüz sifta etmedi. Bal ve peyniri ondan alırsanız sevinirim diyor. Padişah gidiyor. Karşı dükkandan bal ve peyniri istiyor. Fakat o da enteresan. O da balı veriyor. Balı verdikten sonra diyor ki yan komşum daha sifta etmedi. Peyniri de ondan alırsanız sevinirim diyor. Sultan Mehmet esnafının bu ahlakını görünce Allah'a hamd ediyor. Ve bu millette bu yüksek ahlak varken değil İstanbul, dünya bile fethedilir diyor. Evet, bu ülkenin esnafı işte böyle bir yüksek ahlakın, böyle derin bir medeniyetin taşıyıcısıdır. Yabancı bir esnaf geliyor. Bu da işin bir başka bakış açısı. Osmanlı esnafından bir top kumaş almak istiyor. Veysel Hoca, sen bu işi iyi bilirsin. Veysel Hoca bizim manifatura, tuhafiye bu işleri yapardı. Onun için söylüyorum. Osmanlı esnafı tüccara seçtiği kumaşın hatalı olduğunu, onu satamayacağını söylüyor. Yabancı tüccar ne kadar ısrar etse de ayıplı malı satmıyor. Diyor ki, siz bu ayıplı malı kendi ülkenizde satarken belki ayıplı olduğunu söylemeyi unutursunuz. Böylece sizin müşterilerinize ayıplı malı ben satmış olacağım. Neticede Osmanlı'nın gururu, şeref ve haysiyeti rencide olacak. Ben buna izin veremem diyor. Bizi millet olarak bugünlere ulaştıran, emin olunuz, işte bu yüksek ahlaktır. İşte bu dürüstlük anlayışıdır. Bu yüksek seciyedir. Esnaf, sosyal dayanışmanın öncüsüdür. Esnaf, toplum içinde edebin, adabın, terbiyenin koruyucusu, yaşatıcısıdır. Esnaf, ahidir. Yani kardeştir. Yani eli açıktır. Yani cömerttir. Bizim kültürümüzde, bizim kadim medeniyetimizde, ahilik teşkilatımızda esnaf olmak öyle kolay değildir. Dükkan açan, alım satım yapan öyle kolay kolay esnaf sayılmaz. Esnaflığın, yani ahiliğin uzun bir temel ilkeler listesi vardır. İyi huylu olacak, güzel ahlaklı olacak, ahdinde, sözünde, sevgisinde vefalı olacak. Gözü, gönlü, kalbi tok olacak. İçi, dışı bir olacak. Sözü bir olacak. Her zaman, her yerde Allah'a güvenecek, alimlere dost olacak, dostlara danışacak. Söz söylerken, elbise giyerken, evden çıkarken, yürürken, mahallede, pazarda, alışverişte ahiliğin, yani esnaf olmanın temel ilkelerine harfiyen uyacak. Esnaf olmanın, ahi olmanın afetleri de var. Nedir o? Gammazlık, kibir, haset,
ahinin felaketidir. Yalancılık, hırsızlık, haram yemek ahinin aynı şekilde afetidir, felaketidir. Esnaf yani ahi, ahiliğin üç açık şartını yerine getirecek. Nedir o? Elini açık tut, kapını açık tut, sofranı açık tut. Yine esnaf yani ahi, ahiliğin şu üç kapalı şartını da yerine getirecek. Dilini bağlı tut, gözünü bağlı tut, belini bağlı tut. İşte biz böyle bir teşkilata sahip bir milletiz. Biz köklerinde medeniyetinin kaynağında, bütün nesillerinin damarlarında böyle bir kültürü, böyle bir ahlaklı, böyle bir edep ve hayayı taşımak sorumluluğunda olan bir milletin mensuplarıyız. Bakın son günlerde başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bazı şehirlerimizde yapılan hukuksuz eylemlerde esnafımıza çok zararlar verildi. Esnafımız mağdur edildi. Hatta maalesef esnafımız hedef alındı. Sokakların terörize edilmesi neticesinde çok sayıda esnafımızın işleri bozulurken bazı sokaklarda dükkanlara saldırıldı. Masa sandalyeler parçalandı. Cam çerçeve kırıldı. Dükkanlar yağmalandı. Bazı dükkan sahipleri bizzat hedef alınmak suretiyle tehdit edildiler. Esnafın son derece duyarlı, aklı selime davet eden uyarıları ne yazık ki dinlenmedi. Hatta hakaretlerle, şiddetle karşılık buldu. Oysa Türkiye'de esnaf ahilik geleneğinin bir tezahürü olarak gündelik siyasetin üzerinde duran, sadece ülkesinin, sadece milletinin iyiliğini düşünen, her zaman istikrardan, güvenden, kardeşlik ve dayanışmadan yana olan bir kesimdir. 12. yüzyıldan bugüne kadar Türkiye'nin esnafı her zaman hakkın ve aklının yanında, hukukun yanında, adaletin yanında yerini almıştır. Türkiye'nin esnafı tarihi boyunca vandallığın, barbarlığın, yağmacılığın, şiddetin karşısında durmuştur. Çünkü esnaf öngörü sahibidir. Esnaf hadiselerin iç yüzünü çok çabuk kavrayan, hadiselerin nereden kaynaklandığını ve nereye varmak istediğini çok çabuk anlayan, buna göre tavrını net olarak ortaya koyan bir kesimdir. Bu son olaylarda da esnaf büyük Türkiye'nin hedef alındığını, Türkiye'nin güçlenen ekonomisinin hedef alındığını, Türkiye'deki istikrar ve güven ortamının hedef alındığını görmüş, bu eylemlere karşı net şekilde tavrını belirlemiştir. Bu ülkenin yapı taşı olan Selçuklu'nun Osmanlı Cihan Devleti'nin olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin de adeta çimentosu olan esnafın, yıkanların değil, yapanların, gönül kıranların değil, gönül kazananların yanında duracağına zaten şüphe yoktur. Değerli kardeşlerim, bizim vazifemiz güvenliği tesis etmektir. Asayişi tesis etmektir. İstikrarı tesis etmek, engelleri kaldırmak, yolları açmaktır. Esnaf, tüccar, zanaatkar, sanayici, girişimci, ihracatçı hükümetten güvenli ve istikrarlı bir ülke inşa etmesini bekler. Ama bunu sadece biz mi yapacağız? Bunu hep beraber yapacağız. Devlet, milletiyle el ele yapacak. 10,5 yıl boyunca inanın sadece böyle bir ülke inşa etmenin mücadelesi içinde oldum. İşte az önce söylendi. Düşünün, bu ülkede esnaf sanatkar Halk Bankası'ndan krediyi yüzde kaç faizle alıyordu? %46-47. O ayrı. Şimdi o Ziraat Bankası'nın verdiği faiz %59.
Halk Bankası'nınki %47. Ama şu anda bunlar bakıyorsunuz sıfırla ta 7 aralığına kadar bu aralıkta dolaşıyor. Böyle bir noktaya geldi. Yani 7'den hesabını yapacak olsanız aradaki fark kimin cebinde kaldı? Benim çiftçimin, benim esnafımın cebinde kaldı. Köylümün cebinde kaldı. Buralara getirdik bu işi. İstikrar ve güven tesis ettik. Düşünün şu anda reel faiz, değerli kardeşlerim, sıfırın altında. Böyle bir noktaya geldik. Dünyanın neresinde var ya? Şu anda 3-4 tane ülkede böyle bir netice var. Böyle bir konumdayız. Bunu yakalayan bir ülke Türkiye. Bakınız şu anda Türk Hava Yolları'na geçen günü sordum. Dedim ya uçuşlar ne durumda? Söyleyin bakalım. Çünkü güçlü ülke olmanın bunlar önemli parametresi. Geçen yılın aynı dönemlerine göre %15,5 iç ve dış hatlarda ortalama artışımız var. Değerli arkadaşlar bunlar güçlü olmanın alametleri. Hani battık bittik turizm çöktü falan diyorlar ya. Yine geçen yılın aynı dönemine göre şu anda turizm gelirlerimizde %18,5 artış söz konusu. Bütün bunların yanında tabii bizim üzüldüğümüz şu. Sokakların sistemli şekilde terörize edilerek esnafa, benim zanaatkar kardeşime, tüccara zarar verilmesine biz asla göz yumamayız. Bakın İstanbul'da olaylar başladığında birileri çıktı. Ne dediler? 6 ay tüketmeyelim dediler. Dediler mi? 6 ay tüketmeyelim. Ekonomiyi durduralım çağrısı yaptılar. Nasıl gözlerinin döndüğünü görüyorsunuz. Esnafı çökertirsek hükümeti deviririz anlayışı tek kelimeyle barbarcadır. Bu ülkenin kazanımlarına, bu ülkenin değerlerine, bu ülkenin her bir ferdine nasıl bir düşmanlık, nasıl bir kin ve garez içinde olduklarını görüyorsunuz. Hükümetle olan meselesini, Türkiye ekonomisini çökertmek suretiyle halletmek isteyenlerin 76 milyonun içinde bulunduğu geminin tabanına delik açmaya çalışan zavallı kemirgenlerden hiçbir farkı yoktur. Halkla hiçbir irtibatı bulunmayan, halkla hiçbir gönül bağı bulunmayan, sandık sonuçlarına saygısı olmayan, sandıktan umudu olmayan insan işte bu şekilde kendi ülkesini çökertmek için çağrılar yapar. Türkiye bunların kirli girişimlerine boyun eğmeyecek kadar büyük bir ülkedir. Türkiye başta ekonomisiyle bu tür saldırılardan etkilenmeyecek kadar güçlü bir ülkedir. Başta esnafımız olmak üzere inşallah milletimizin sağduyusu, feraseti bu tür saldırıları etkisiz hale getirecek, bu tür istikrarsızlaştırma girişimlerini boşa çıkaracak güce sahiptir. Milletimiz de, esnafımız da inanıyorum ki kimin nerede durduğunu, kimin neyin peşinde olduğunu çok net biçimde görmüştür. Değerli kardeşlerim, özellikle İstanbul, Ankara gibi şehirlerimizde Allah aşkına şu inen esnafımızın cam çerçevesi, şu güzelim şehrimizin o seramikleri, bütün o duraklar, reklam panoları, kamu araçları gereçleri, vatandaşımızın araçları, bunlar yakılıp yıkılırken acaba bunlarda gerçek anlamda insani bir duygu var mı? Bir vatandaşlık duygusu var mı? Bunlarda bir milliyetperverlik, vatanseverlik duygusu olabilir mi? Elinde molotoflarla saldıran, şiddet eylemiyle saldıranlara acaba biz insan nazarıyla bakabilir miyiz? Bunların talebi nedir? Arzusu nedir? Acaba bunlardan siz bir şey anlayabildiniz mi? Ne istediler bunlar acaba?
talepleri neydi? İkide bir yaşam tarzımıza karışılmasın gibi laflar ediliyor. Acaba bu iktidar kimin yaşam tarzına karıştı? Acaba kimin giyimine, kuşamına karıştı? İşte İstanbul'da biz de iftar soframızı kurduk. İstanbul'daki iftar soframızda da Türkiye'nin bütün rengi oradaydı. Ama dert başka. Burada sizlerin ve milletimizin desteğiyle hem bunların hem de bunların arkasındaki çetelerin oyunlarını bozacak Türkiye'yi her alanda özellikle de ekonomide istikrarlı bir şekilde büyütmeye devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, bizim birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, dayanışmaya ihtiyacımız var. Bunu halletmemiz lazım. Türkiye 2023'te bir defa dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yerini alma hedefiyle koşuyor. Bunu başaracağız. Ve burada da tabii siz esnaflarımıza son derece önemli görevler düşüyor. Tabii burada son derece güncel bir mesele hakkında da bir çağrımı tekrar etmek istiyorum. Bu topraklarda kardeşlik yüzyıllar boyunca en çok da ahiler eliyle, esnaf eliyle güçlendirilmiş, pekiştirilmiştir. Tekrar ediyorum. Bu toprakların hamurunda ahilik vardır. Yani kardeşlik vardır. Yüzyıllar boyunca esnaf bu kardeşliği nasıl muhafaza ettiyse, nasıl korudu, kolladı ve yücelttiyse, bugün de esnaftan, bugün de ahilerden bu kardeşliği korumalarını özellikle rica ediyorum. Ahiler, yani esnaf, bin yıllık kardeşliğimizi ne kadar yüceltir, ne kadar pekiştirirse, inanın millet de o kadar bir olur, o kadar beraber olur, o kadar kardeş olur, o kadar güçlü Türkiye olur. Bakın, ben esnafımızdan çok samimi bir ricada bulunmak istiyorum. Hangi partiye oy verirse versin, hangi partiye gönül verirse versin, hangi inançtan, hangi mezhepten, hangi etnik kökenden olursa olsun, ama her bir esnafımız lütfen ahilik kültürüne, ahilik geleneğine sahip çıksın ve bunu yaymak, bunu yaşatmak için gayret sarf etsin. Biz eğer ahilik geleneğini bu topraklarda yeniden hakim kılarsak, emin olun hiçbir meselemiz kalmaz. Ekonomiden iç politikaya, demokratikleşmeden dış politikaya, kültürden demokrasiye kadar her meselemizi o kültürün, o geleneğin aydınlığında biz rahatça çözeriz. İşte buyurun, 2002 Kasım göreve geldik. Şu anda 2013'ün, evet değerli kardeşlerim, Temmuz'undayız. 10,5 yıl ekonomimiz 1'e 3 büyüdü. 1'e 3, dile kolay. Devletin borçlanma faizi %63'tü. Ama bakın şimdi nerelere, tek haneliğe düştü. Bütün bunları hep birlikte yerine getirdik. Ama bu ülkede yolsuzluğu evvelallah biz gündemimizden düşürdük. Mafyalar, çeteler bu ülkede cirit atamıyor. Bunlar ortadan çekildi. Eğer bunlar ortada olsaydı, gündemi onlar belirleyecekti. Hükümetleri onlar tayin edecekti, geçmişte olduğu gibi. Şimdi zaten sıkıntı buradan geliyor. Sandıktan çıkamayanlar, mafyavari
çetevari terörize etmek suretiyle çıkmak istiyorlar. İşte çözüm süreci dedik. Esnafımızın da yani ahilerin de en önde olmalarını bu süreçte bekledik. Sağ olsun adınıza Bendevi kardeşimizi de bu akil insanlar içerisinde o da görev aldı, o da koşturdu ve 63 tane bu yola hakikaten giren akil insanla Türkiye dinlendi. Ne diyorsunuz? Talebiniz ne? İsteğiniz ne? Aylardır Allah'a hamdolsun Doğu ve Güneydoğu'dan terör nedeniyle acı haberler almıyoruz. Aylardır terör nedeniyle ocaklara ateş düşmüyor. Anneler ağlamıyor, babalar ağlamıyor. Kadınlar dul, çocuklar yetim kalmıyor. Aylardır dikkatinizi çekiyorum. Doğu ve Güneydoğu illerinde kepenkler kapanmıyor, kapatılmıyor. Esnaf nihayet güven içinde, huzur içinde dükkanını açıyor ve kapatıyor. Bu süreci işte bu şekilde muhafaza etmek, çok daha ileri seviyelere taşımak, kalıcı hale getirmek bizim için hepimizin boynunun borcudur. Bu noktada hepimiz sorumluluk sahibiz. Sadece hükümet değil, sadece güvenlik güçleri değil, milletin her bir ferdi, özellikle de esnafımız yani ahilerimiz bu süreçte daha fazla sorumluluk yüklenmeli. Bu güzel atmosferin muhafaza edilmesi için onlar da yüreklerini ortaya koymalıdır. Van'daki bir bakkalın dükkanında ne kadar bereket olursa emin olun Edirne'deki dükkanda da o kadar bereket olur. Ağrı'daki esnaf ne kadar çok kazanırsa Ankara'daki, İstanbul'daki esnaf da bundan etkilenir. O da o kadar çok kazanır. Nasıl ki tarihimizde esnaf komşusunun sifta etmesini önemsiyorsa, bugün de esnaf komşusunun derdini dert edinmeli, komşusunun kardeşinin huzur ve güvene ulaşması için mutlaka inisiyatif almalıdır. Çözüm sürecinde, milli birlik ve kardeşlik sürecinde esnafımızdan başta TESK olmak üzere esnafımızın örgütlerinden daha fazla çaba, daha fazla duyarlılık beklettiğimizi burada özellikle ifade etmek istiyorum. Çok değerli kardeşlerim, esnafımızın her alanda sorunlarını çözmek için samimi bir gayret içindeyiz. 10,5 yılda esnafımız için yaptığımız düzenlemeleri burada tekrar edecek, sıralayacak değilim. Burada esnafımızın kullandığı kredilerde yaptığımız indirimleri tekrar edecek değilim. Ama sizler bunları zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla bizler bu oranları özellikle de en son 30 Nisan'da yaptığımız toplantıda açıklayarak bir yıldan kısa kredilerde %4'e, bir yıldan uzun kredilerde de biliyorsunuz %5'e indirdik. Bunu bu iktidar yaptı. Kim için yaptı? Esnafımız için yaptı. Kooperatiflerin aldığı masraf karşılıklarını %1,5, banka komisyonunu da %0.5'a kadar düşürdük. Kredi limiti 2002 yılında unutmayın 5.000 liraydı. Değerli arkadaşlar, bugün kredi limiti nereye çıktı? 125.000 liraya kadar çıktı. Vergiler ve destekler konusunda önemli ilerlemeler kaydettik. Bu süreçte aynı şekilde devam ediyor. Esnaf ve sanatkarımızın tüm sorunlarını çok kapsamlı şekilde ele alacak olan şurayı 15 yıl aradan sonra yeniden toplamak için çalışmalara başladık. İnşallah bunu da Kasım ayında toplamayı planlıyoruz. Bugüne kadar birlikte çok sorunu çözdük. Hem esnaf ve sanatkarımızın sorunlarını hem Türkiye'nin sorunlarını diyalogla, istişareyle çözdük ve çözüm yoluna koyduk. İnşallah aynı kararlılıkla, aynı dayanışmayla yolumuza devam edeceğiz.
Ben sözlerime burada son verirken bir kez daha Ramazan-ı Şerif'in ardından gelecek olan bayramın sizlere, ailelerinize, ülkemize, milletimize bolluk, bereket getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. İşleriniz bolluk ve bereketle inşallah ziyade olsun. Rabbim helal lokmadan, kanaatten bizleri ayırmasın diyorum. Bir kez daha Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'na, Sayın Başkan ve ekibine teşekkür ediyorum.